Kayıp silahlar meselesine geçebiliriz. Hocam, kayıp silahlar konusu aslında çok önemli bir mevzu. Ve kayıp silahlar araştırılsın önergesi verilmişti, hatırlayacaksınız. Fakat kayıp silahlar araştırılsın önergesi AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Az sonra bu konuya gireceğiz ama önce dinlemenizi istediğim, sevgili seyircilerimizin de dinlemesini istediğim bir tane video var. Daha doğrusu bir ses kaydı var. Önce o ses kaydını bir dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Ya Ben de diyelim ki Mustafa, aynı şey oldu haklısın. İyi Parti'de mecliste. Ve Evet Allah efendim. muhafaza benzer bir darbe girişimi oldu. Mecliste birileri geldi, bomba attı veya kapıya dayandı. Ben orada vatandaş kendini korusun diye silah temin ettiysem suç mu kardeşim bu? Diyelim ki öyle yani. Diyelim ki öyle. Onların dedikleri doğru. Bu ayıp bir şey mi kardeşim? Millet kelle koltukta gezmiş o gün. Muhakkak doğru söylüyorsun Sayın Hekim. Ya Ama öyle bir asker şey, ko soru önergesi ise, araştırma önergesi ise fecaat bir durum. Onun için sordum, ben teyit etme ihtiyacı Yok hissettim. eyvallah. Yani öyle bir günde kayıp silahlar da efendim şuydu. Kayıp silahlarla ilgili bir şeydi. Şimdi tam önergenin bakarsam görürüm de içeriğini hatırlamıyorum. Yani İşte o da ya nerede? Yandaşlarınızda mı? Nerede? Nereye dağıtıldı? Ya Yarın bir gün bir selamünaleyküm. ayaklanma Aleyküm olursa selam falan ya. gibi bir algının parçasıdır diye Ya bu düşünüyorum. millete göz diken Evet. varsa kardeşim vatandaşın elinde de silah olacak tabii ne olacak? Sapan mı olacak? Olsun hocam ya, şimdi 120 tane saldırı helikopterini Dede Ağaç'a koymuşlar. Dede Ağaç'la Türkiye sınırı arasında 5-10 Yani kilometre var. eyvallah Evet. ya bir millete kastedeceksin. Meclisini bombalayacaksın. Askerini, polisini, vatandaşını bombalayacaksın. Kayıp silah varsa var kardeşim hesap mı vereceğiz yani? Allah Allah. Ya vatandaş kendini koruyacak tabii ki ne yapacak? Evde oturup sakız mı çiğneyecek? Onlar diyor ki evinizde oturun. Herhalde onu istiyorlar yani. Vatandaş ikinci raundu bekliyor zaten Ya ya. milletin canına kastetmişsin. Silahın lafı mı olur lan? Silahın neyi konuşacağız yani? F-16'ya ne o? Şey fırlatmışız biz ya. Boş konuşuyorlar yani. Elimiz aldığımız her Levi. bizim o gün yüreğimiz silah olur ya. Bırak hani silahı milahı. Baba it varsa gelsin kardeşim ya. Beni zorlamayın Allah rızası için. Düpedüz FETÖ'nün meclisi. Hocam, bu arkadaş, konuşan şahıs, arkadaş değil de lafın gelişi söyledim ben tabii. Bu arkadaş Kahramanmaraş AKP milletvekili Cihat Sezal, Sezal diye birisi. Mehmet Cihat Sezal. Şimdi bu şahıs aynı zamanda babası da bir zamanlar Kahramanmaraş'ta belediye başkanlığı yapmış olan birisi ve Tayyip Erdoğan da birkaç gün önce işte evlerine misafir olmuş. Şimdi bu şahıs aynı zamanda kayıp silahlar meselesini doğruluyor. Vatandaşa verildiğini de doğrulamış oluyor. Aynı zamanda Sedat Peker'in Temmuz ayında atmış olduğu bir dizi tweet var. İzniniz olursa onları hemen bir ekrana getireyim. Şimdi Esenyurt'tan başlayıp arkasından da bu Balat'ta silah teslimatının yapıldığına dair detaylar vermişti Sedat Peker. Ve silahlar kime verildi, kimler hangi şekilde aldılar demişti. Ve bakın, şu anda ekrana getirdiğim tweette diyor ki, AKP Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçtı bu. Herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'dır. Silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla ben ara alıp hediye etmiştim. Silahlar Balat'ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin hizasındaki boş bir ara sokakta gece 01 civarında siyah Passat'a yüklendi. O zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmaktadır. Hepsinin elinde Kalaşnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı diyor 15 Temmuz'da TRT binasının baskınında. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım dağılımı senin tarafından Süslü Süleyman diyor. Koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil.
Şimdi az önce Mehmet Cihat Sezal'ın yaptığı açıklamaları dinlediniz hocam. Arkasından da AKP'nin vermiş olduğu, AKP'nin hayır demiş olduğu kayıp silahlar araştırılsın önergesi de mecliste MHP'nin de desteğiyle reddedildi. Ne diyorsunuz? Biz tabii manşet olarak iç savaş hazırlığı mı başlığını attık buna, bu kayıp silahlara. Ne diyorsunuz bu konularda? Yani bu 15 Temmuz'dan önce yapılan ve 15 Temmuz esnasında yapılan silah dağıtımları var. O silahların bir kısmının 15 Temmuz'dan önce, 15 Temmuz'u öngörüp orada kullanmak üzere dağıtıldığı biliniyor. Yani az bir rakam değil, 106 bin silah. Yani şöyle orta boylu bir ülkeyi, Gürcistan gibi, Ermenistan gibi ülkelerin ordusunu donatacak bir silah bu. Devasa bir rakam ve bunlar tabanca değil. Otomatik makineler var, yani ağır silahlar var. Ve bunu 15 Temmuz'da da gördük, daha sonra da gördük. Alakasız insanların elinde gördük. Poz verenler oldu. Bir kısım olaylarda sokaklara çıkıp, mesela seçim gecesi, seçimlerde ellerinde kalaşnikovlarla, işte MP3'lerle, ağır silahlarla topluma gözdağı veren AKP'lileri gördük. Seçime gölge düşürecek şekilde. Cinayet işlendi o silahlarla. Cinayetler işlendi. Yani bu kaydı olmayan bir şekilde, hani silahların kayıtları vardır. Mesela Amerika'da silahlanmak yasal. Ve niçin yasal? Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında da bu tartışma vardır. Vatandaşın devlete karşı özgürlük alanını koruyabilmesi için Amerika'da silahlanmaya müsaade ediliyor. Yani devlet bir şekilde benim özgürlük alanıma girer, benim haklarını gasp ederse vatandaşın sivil olarak devlete karşı silah kullanma hakkı var. Türkiye'de ise tam tersi. İllegal bir şekilde devletin silahları sivil insanlara dağıtılıyor. Polisin silahları, TSK'nın silahları sivil insanlara, dedim bir kesime elbette. AKP zihniyetindeki kesimlere, saadatçılara, AKP teşkilatlarına silahlandırılıyor ve aynen başlıkta attığımız gibi toplumun bir iç savaşa hazırlandığını görüyoruz. Aslında şöyle bir şey var, bunu görmek lazım. Erdoğan'ın artık hastalığının da aşikar olmasıyla birlikte ve oy oranlarının inişe geçmesiyle birlikte şöyle bir tartışma başladı Türkiye'de. Erdoğan sonrası devleti kim kontrol edecek? Erdoğan sonrası devlet üzerinde ve toplumun geneli üzerinde kim hakimiyet kuracak? Ergenekoncuların, derin devletin zaten kurulu böyle bir düzeni var. Adına Gladio deyin, özel harp dairesi deyin. Farklı kesimlerle silahlandırılmış o gömülü silahları filan hatırlayın. Bunlara dokunulmadı. Siyah kuvvetler, beyaz kuvvetler, gri kuvvetler filan. Bunlara hiç dokunulmadı, devam ediyor. Buna alternatif olarak AKP'de, yani Erdoğan'da herhangi bir darbe veya silahlı bir kalkışma durumunda karşı koyabilmek için kendi kitlesini silahlandırdı. Dolayısıyla bugün Türkiye kibrit yaksan patlayacak, toplumsal gerilime, iç savaşa dönüşebilecek şekilde A'dan Z'ye silahlandırılmış oldu. Devletin içinde zaten bir bölünme var. Yani devletin kurumları çalışmıyor. Adalet mekanizması çalışmıyor. TSK çalışmıyor. Eskiden TSK'nın da milletin lehine bir duruşu vardı. Eleştirilebilir filan ama toplumu, devleti ayakta tutan bir yaklaşımı vardı. Onu bitirdiler. Dolayısıyla şimdi ülkede her an endişe etmeyi gerektirecek, patlamaya hazır böyle bir durum var. Ve Erdoğan sonrasına hazırlık yapıldığını görüyorum. Eğer bunu bir şekilde bir toplumsal barışla, bir revizyonla atlatamazsak, Allah korusun, buradan Suriyeleşmeye benzer, Iraklaşmaya benzer bir iç savaşın çıkması, farklı kesimlerin birbiriyle mücadeleye girmesi ve ülkenin tamamen bir yangın yerine dönmesi de mümkün ve muhtemel. Erdoğan'ın gidişiyle birlikte de bu rekabetin hızlandığını görüyorum ben. AKP içinde de mesela Erdoğan giderse, yani sağlığından dolayı veya başka bir şekilde, biz bu gücü terk etmemeliyiz diye bir yaklaşım var. Onlar mevzi alıyorlar. Öte taraftan eski Ergenekoncular, ulusalcılar, işte Peker'in açıklamalarını da böyle okumak lazım. Belki TÜGVA belgelerinin ifşasını da elbette doğru onlar, ama öte yandan da bunun bir siyasi rekabetin, devlet içindeki klik savaşının da medyadaki uzantıları olarak da bunları görmek lazım. Birileri tekrar devlet üzerinde hegemonya kurmak için mevzi alıyorlar. O klik savaşlarının devletin içinde, AKP'nin içinde hızlandığını da görmek lazım.
Bu noktada o silahlar çok tehlikeli. Ülkeyi iç savaşa sürükleyebilir yani. Bu milletvekilinin söylediği sözlerle alakalı ne diyeceksiniz? Çok rahat bir şekilde suçunu itiraf ediyor, suçlarını itiraf ediyorlar aynı zamanda. Ve de o kadar bir pervasızlık var ki verdiysek verdik, hesap mı vereceğiz meselesini söylüyor. Ne diyorsunuz buna? Bu da bir politikanın sonucu. Yani şöyle silahlandırma da öyle. Mesela Sedat Peker'in 15 Temmuz'dan önce ve sonra kendi itirafta oldu. Ben oturduk konuştuk diyor AKP'lilerle, Sadat'la. Bir politikanın sonucu olarak korku atmosferi oluşturmak için bayrak direklerini asacağız, kanlarında banyo yapacağız. Bu her açıdan suç ama bunu bilerek ve irade yaptılar. Neden? Toplumda korku oluşturmak, insanları sindirmek için. Şimdi bu silahların verilmesi ve arkasından o silahların olduğunun ilanı, bundan çekinmeme veya işte bir kadının komşularımdan listeler yapıyorum, silahlarım var, 100 kişiyi götürecek kadar evimde mühimmatım var filan demesi, bunlar sadece gafletle izah edilebilecek durum değil. Bunlar aynı zamanda farklı kesimlere mesaj veriyorlar. Eğer bizimle uğraşırsanız, bakın biz de silahlandık. Bu mesaj verdikleri kesim de Ergenekoncu derin kesim olduğunu düşünüyorum. Bize karşı harekete geçerseniz 100 binin üzerinde silah dağıttık. Bizim militanlarımız da hazır, savaşırız, kan dökeriz. Dolayısıyla ayağınızı denk alın mesajı. Yani o gaflet değil, hataya söylenmiş şeyler değil. Doğrudan hem topluma hem de bu devlet içindeki klik mücadelelerinde öteki kesimlere bir mesaj. Elimiz boş değil, herhangi bir durumda siz inisiyatif alırsanız biz de hazırlıklıyız, alana ineriz mesajı vermek istiyorlar. O siyasetçinin söylediği de ondan ibaret aslında. Yani. Evet, evet. Ama inşallah korktuğumuz gibi olmaz. İnşallah Türkiye böyle bir çatışma zemini olmayacak bir ülkedir. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah milletin sağduyusu dediğimiz sağduyu hala varsa, diriyse bunlara asla izin vermeyecektir. Fakat dediğiniz gibi toplumu bir şekilde bir yerlere, bir şeylere hazırlıyorlar. Bu da anlaşılıyor. Aslında genel başkanlar meselesinden yola çıkmıştık yani az önce. Özellikle kullandıkları dil çok tehlikeli bir dil. Toplumu geren ve bunlara da hazırlayan bir dil. İnsanları tam tabirle biliyorlar. Bileyliyorlar, sivriltiyorlar. Böyle olunca da ne yazık ki toplumda da karşılık buluyorlar kıymetli hocam. İşte bu dile karşı yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi toplumsal huzuru, farklılıkları kabullenmeyi, iç barışı öne çıkaran ve yapıcı dil kullanmak lazım. Yani bunun güçlendirilmesi lazım. Bunun çözümü o. Barış dilinin, yapıcı dilin, kardeşlik dilinin daha fazla güçlendirilmesi, öne çıkarılması. Bu noktada da hani birilerinin adamı olmayan, tetikçilik yapmayan gazetecilerin, aydınların, akademisyenlerin, okur yazarların üzerine sorumluluk düşüyor. Herkes bu sivri dil kullanırsa Allah korusun Türkiye'nin bir Suriye olması için her şey hazır. Bir engel yok. İşte silahlanmış gruplar var. Toplumsal bir kutuplaşma sonuna kadar var. Bunu istismar eden bir siyasi yapı var. Ve devlet dediğimiz şey aslında çökmüş durumda. Veya birilerinin malı haline gelmiş. Bir adamın malı haline gelmiş durumda. Yani bir kargaşa, kaos olduğunda hani buna el koyup da bir düzen tesis edebilecek bir yargı yok. Bir anayasa mahkemesi yok. Veya hani istemesek bile kan akmaması için el koyabilecek bir ordu bile yok. Hepsi parçalanmış durumda. Bunu sadece yapabilecek şu andaki sağduyulu aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler bu söylemlerin aksine bir söyleme, barış diline destek verirlerse bu tansiyon düşebilir. Aksi halde hani AKP bir taraftan, Ergenekoncular bir taraftan herkes ülkeyi adeta ateşe salmak için elinde kibrit ve benzin dolaşıyorlar. Böyle bir tablo var. Allah korusun. Ama gerçekten de bir adalet sistemi varsa ve bu sistem çalışacaksa yarın bir gün, öncelikle bu kayıp silahların hesabını sormalı. Mesela silah ticareti, uluslararası silah ticareti yapıldığı iddia ediliyor. Özellikle de bunu muktedirlerin el ele yaptıkları iddia ediliyor. Mesela MİT tırları adı altında kaçak silahların ya da işte el altından dağıtılan silahların kimler tarafından organize edildiği ve kimlere götürüldüğünün hesabı sorulmak zorunda.
O 15 Temmuz öncesinde ve 15 Temmuz gecesinde dağıtılan silahların, emniyetten ve valilikten dağıtılan silahların kimler tarafından organize edildiği ve kimlere verildiği de hesabı sorulmak zorunda. Er ya da geç bunun hesabı verilecek.